Kahve Trip'ten herkese merhaba. Tablo umarım yamuk gözükmüyordur bu sefer. Biraz çaba gösterdim bunun için. Nasılsınız öncelikle? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bu kanalda bildiğiniz üzere bir kahve tadım serisine başlamıştım. Türkiye'den çeşitli kavurucuların kahvelerini tadıyor ve bunları sizler için yorumluyordum. Aynı zamanda da kahveyle ilgili genelde bilgiler serpiştiriyordum araya. Bu kapsamda şimdiye kadar Montauk Coffee Roasters, Petra Coffee Company ve Clean Cup Coffee olmak üzere 3 firmayı ele almıştım. Bugünkü videoda özel, sıra dışı bir firmayı ele alacağım. Bu firma İtalya'da Gardelli Specialty Coffee olarak geçiyor isimleri. Tabii firmanın adının duyulmasında kurucu Ruben Gardelli'nin, yani dünya World Brewers Cup'ta dünya kavurma şampiyonu olmasının yanı sıra aldığı birçok ödülün de mutlaka etkisi var. Aslında şu anda bugün de tadımını yapacağımız kahvede bir ödül kahvesi. Ruben Gardelli bunu hangi yılda tam bilmiyorum ama dünya kavurma şampiyonluğu için kullanmış bu çekirdekleri. Bir mikrolotta özel bir şekilde yetiştirmiş. Ama yarışmadan sonra bu mikrolotu daha da büyük bir alana yayarak daha bu yarışma kahvesini daha ticari hale getirmek gibi bir amaca yönelmiş. Ve bunların sonucu olarak da bugün Uganda'da Muzungu Project ismiyle geçen bu kahve 3 küçük çiftlikte üretilmeye devam ediyor. Bu gerçekten özel bir çekirdek çünkü Ruben Gardelli de daha çekirdeklerin ekiminden yetiştirilmesine, daha sonra işlenmesine kadar bütün süreçleriyle de bildiğim kadarıyla bizzat ilgilenmiş. Dolayısıyla her aşamasının çok titiz olduğu bir kahve var elimizde. Bu çekirdeği farklı kılan bir diğer unsur da çekirdeklerin işleniş tarzı. Şimdi öncelikle bunlar kabaca natürel işlenmiş çekirdekler. Ama bu sürecin nasıl olduğunu, detaylarını firma bizimle paylaşmıyor. Dolayısıyla bu bir sır. Aslında daha önce de söylediğim gibi 3. dalga kahveciliğin en temel şartlarından biri, asgari şartlarından biri üretim süreçlerinin, çekirdeğin tarladan fincana kadar olan bütün süreçlerin olabildiğince şeffaf olması. Ama Gardelli Specialty Coffee tarzı çok nitelikli, yüksek nitelikli üretim yapan firmalarında tabii bütün sırlarını paylaşmama gibi bir aralığı da, bir hakları da açıkçası var. Şimdi tabii bu kahveyi nereden, ne kadara temin edebiliriz gibi sorular olması doğal aklınızda. Öncelikle daha detaylı bilgi almak için www.gardellicoffee.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve bu çekirdekleri Türkiye'ye de Tim Coffee getiriyor. Yani Gardelli Specialty Coffee'nin distribütörü Tim Coffee. Dolayısıyla güncel fiyatı ve stok durumlarının olup olmadığını Tim Coffee'nin sosyal medya hesaplarını sorarak öğrenebileceğinizi tahmin ediyorum. Ve yanılmıyorsam da satış fiyatı şu an 250 gram paket için 25 euro olması lazım. Bu tabii standart kahve tüketicisi için oldukça yüksek bir rakam. Açıkçası benim için de öyle. Bu anlaşılır, bunu yüksek bulmak. Anlaşılır doğrusu. Fakat ilgi alanınız nitelikli kahve ise ve hani nitelikli kahve içmek sizin bir önceliğinizse yılda en azından bir kez olsun bu tarz çok özel çekirdeklerle, kahvelerle damak kalibrasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu damak kalibrasyonu ne demek? Aslında bu damak tadı dediğimiz olay biraz deneyimlerin üst üste yarattığı bir beklenti ya da bir karşılık ve aslında tamamen de bir alışkanlık. Şimdi siz yıllarca zincir bir kahveciden kahve içtiyseniz belki nitelikli kahve sizin için çok cezbedici olmayacaktır. Bu nitelikli kahvenin aslında niteliksiz olduğu anlamına gelmez. Bu sizin damak tadınızın nitelikli kahveye kalibre olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla her ne kadar nitelikli kahve, iyi kahve tüketiyor olsak da yılda en azından bir kere damak tadımızı iyi kahvenin ne olduğuna dair bir şekilde kalibre etmemizde fayda var ve ben de bu kahveyi açıkçası biraz böyle değerlendiriyorum. Yani iyi kahvenin ne olduğunu, gerçekten iyi kahvenin ne olduğunu hatırlamak için arada bir dönüp bu tarz pahalı ve yüksek nitelikli çekirdekleri tüketebiliriz. Her neyse, kahveye dönecek olursak Gardelli'nin sitesinden anladığım kadarıyla bu kahve 1200-2000 metre arası bir yüksek bir rakımda yetişiyor. Ve temel tadım notaları olarak da vişne ve çikolata verilmiş. Ama bakalım ben evde demlediğimde ne gibi tatlar alacağım. Bunu ancak demledikten sonra görebiliriz. O zaman önce kahvemizi açalım. Muazzam yani. Kelimelerle tarif etmek gerçekten zor bu kokuyu.
Yani natural çekirdekler biraz buna yakın kokarlar ama bu derece böyle meyvemsi ve çok baskın bir şekilde ben gofret kokusu alıyorum bundan. Böyle yaban çileği gibi hem tatlı hem canlı hem asidik meyvemsi kokulardan gofret, çikolata gibi daha az canlı ama daha tatlı kokulara kadar çok geniş bir skalada gerçekten çok güzel ve de özel bir kokusu var bu çekirdeklerin. Gerçekten çok acayip, yani koklamaya doyamayacağınız bir koku olduğunu söyleyebilirim. Hele öğüttükten sonra ya da demlerken ve içerken tabii nasıl kokacak gerçekten merak ediyorum. Çekirdekleri umarım görüyorsunuzdur. Renk olarak o naturallerin matlığı belirgin çekirdeklerin yüzeyinde. Kavrum olarak da açıkçası medium'la açık arası gibi gözüküyor. Oldukça hoş bir rengi var aslında çekirdeklerin bence. Variyete olarak da sanıyorum bu Uganda'nın özel bir yerli variyetesi. Boyutları çekirdeklerin ne çok büyük ne çok küçük. Tabii kahve hakkında daha fazla bilgiyi öğüttükten sonra ve demledikten sonra elde edeceğiz. Evet, kahveyi demledim. Şimdi tadıma geçeceğim. Video uzamasın diye kahveyi nasıl demlediğimin detaylarını videonun içerisinde paylaşmadım ama merak edenler için yine açıklamalarda V60 ile gerçekleştirdiğim demlemenin tarifini bulabilirler. Önce bir yudum su içeyim. Bu arada birazdan bahsedeceğim. Özel bir bardak var şu an elimde. Kuruve'nin. Hatta şimdi bahsedeyim. Kuruve nitelikli kahve için çeşitli bardaklar da tasarlıyor. Bu bildiğimiz eleğinin, kahve eleğinin yanı sıra. Bu da Excite ve Inspire isimli seti. Yani iki tane bardaktan oluşan bir set. Bu setteki iki bardağın da iki farklı işlevi var. Bu daha çok yüksek asitli meyvemsi floral kahvelerin asiditesini canlandırmak için tasarlanmış özel bir bardak. Öbürü yani Inspire ise daha dark roast, daha çikolatamsı, daha fındıksı kahvelerin tatlılığını ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir fincan. Görmüş olduğunuz gibi tuttuğum yerlerde yani çift duvar olduğu için, yani sıvıyla temasım olmadığı için elim yanmadan da tutabiliyorum. Bunlarla ilgili, bu bardaklarla ilgili bir detaylı video çekmek istiyorum ve bunları bana incelemem için ulaştıran Muhammed Boydak'a da takipçilerimden biriydi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ankara Kahve Festivali'nde üşenmemiş, yanında getirmiş ve beni görünce de bana verdi, sağ olsun. Umarım sağ salim bir şekilde sana bunları geri verebilirim Muhammed. Daha da soğutmadan kahvemizi içelim. Çok acayip yani. Açıkçası daha önce içtiğim hiçbir şeye çok benzemiyor. Yani evet, bir natural kahve hissiyatını belirgin olarak alıyorum. Ama daha önce içtiğim naturallere de benzemiyor. Çünkü fazlasıyla zarif ve fazlasıyla kompleks gerçekten. Normal beğenimin aksine gövdesi bu kahvenin çok güçlü değil. Yüksek bir gövdeye asla sahip değil. Ama bu kesinlikle bir dezavantaj olmamış. Daha böyle bir meyve suyu içiyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Açıkçası bu kahvenin, yani bir içeceği kahve yapan şey nedir sorusuna daha önce verdiğim cevap biraz ters yüz oldu. Yani kahve böyle de bir şey olabilirmiş gibi yeni bir ufuk açtı diyebilirim. Bir de bu bardak içerken burnu da içeride tutmanızı sağlıyor ki o kokuyla beraber aldığınız tat ve aroma gerçekten daha da belirginleşiyor tahminimce. Evet, dediğim gibi çok zarif, böyle asla güçlü olmayan zarif bir gövde var. Çok baskın değil, rol çalmıyor. Onun arkasında da belki sayısız, yani sayabileceğiniz aroma ve nota gizli. Bu tamamen sizin damak tadınızın ne kadar hassas olduğuyla alakalı. Birçok farklı nota almaya müsait bir bardak bence bu. Ben çok temelde yine kokuda da olduğu gibi sütlü çikolatalı gofret, bu gövdeyi taşıyan kısım olarak belki bunu söyleyebilirim. Ama bu canlılık ve kompleksite anlamında da çilek bence. Ama ekşi değil de böyle daha çok tatlı, artık böyle ripe, yani olgunluğa erişmiş bir çileğin
koku, su ve tadı var. O belki biraz vişne, belki biraz da böğürtlen olabilir belki, ama bence daha çok baskın olarak çilek hissiyatı bende güçlü oldu. Çok böyle belli belirsiz tatlı bir burukluğu da var. O da fincanı biraz daha zarif hale getirmiş bence. Daha özel hale getirmiş. Zaten tatlılık acayip yüksek. Yani resmen hani içerisinde şeker var hissiyatı uyanıyor sizde. Ama tabii ki şeker yok. Dolayısıyla bu tadın bu kadar doğal bir şekilde fincanın içerisinden yükselebiliyor olması gerçekten çok etkileyici ve güzel. Bir de kesinlikle bu kahveyi çok sıcak tüketmemek gerekiyor bence. İşte ben demlememi 93-95 derece arası yaptım. İşte demlemeyi gerçekleştirdim. Muhtemelen 85-90 arası bir sıcaklıkta içmeye başladım. Ama kesinlikle soğudukça, yani 80 derece ve altına indikçe kahvenin kompleksitesi, üstün niteliği ve tatlı aromaları bence çok daha belirgin oluyor. Dolayısıyla bence o ılık sıcak arası kısmı iyi değerlendirmek lazım. Yani bu dediğim gibi işte 80 ile belki 70-65'e kadar da yolu var diyebiliriz. Bu aralıkta gerçekten kahve muazzam. Hani biraz daha sıcakken de çok iyi, belki daha soğukken de çok iyidir, ama benim içtiğim, genel olarak içtiğim diğer kahvelere göre bir tık daha soğuk tüketmek kesinlikle daha keyifli, daha eğlenceli. Bir kere dediğim gibi yüksek gövdesi yok. Hani kendini bu kadar dayatmadan, bu kadar zarif bir şekilde, bu kadar sessiz sessiz arkadan, bu kadar güzel olabilmek, bu kadar özel ve farklı olabilmek bir kahve için gerçekten oldukça etkileyici. Tabii bunun arkasındaki emek ve bütün Ar-Ge eminim çok değerlidir. Dolayısıyla fiyatının oldukça yüksek olmasına rağmen açıkçası ben değeceğini düşünüyorum. Yani her hafta bir paket almak belki çok zor birçok insan için, ben de dahil olmak üzere, ama en azından yılda bir ya da iki kez imkanınız varsa eğer denenebilecek, özellikle hakikaten farklı bir kahve içme deneyimi sunan bir çekirdek bu. Bu kahveyle ilgili söyleyebileceğim bir diğer önemli şey de, yani bu kahveyi özel kılan bir diğer önemli şey de muazzam bitişi, yani aftertaste dediğimiz o yudum aldıktan sonraki süre ve o sürenin niteliği. Gerçekten bitişi, bu kahvenin bitişi inanılmaz uzun. Yani damaktaki o güzel aromalar, o tatlılık, o meyvemsi zerafet gerçekten uzun bir süre daha devam ediyor. Hani benim daha önce içtiğim kahvelerden, kahvelerle kıyaslayacak olursak bu bitiş gerçekten inanılmaz uzun ve inanılmaz keyifli. Siz daha önce hiçbir Gardelli kahvesi içtiniz mi? Ya da yurt dışından başka bir kavurucudan çok beğendiğiniz başka bir kahve oldu mu? Lütfen varsa deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız yorumlarda çok memnun olurum. Bundan sonra bu seri için Roast and Found, R&F İzmir'deki bir kavurucu, onun kahvelerini denemek istiyorum. Bir de Williams Roastery. Daha önce bir önceki videomda da röportaj yaptığım Türkiye Aeropress şampiyonu Williams İnehan'ın açmış olduğu işletmenin çekirdeklerin tadımını da yine bu kanalda yapmak istiyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda, en kısa sürede buna vakit bulabilirim. Yine siz de denememi istediğiniz başka çekirdekler varsa ya da kahveyle ilgili nasıl bir içeriğe ihtiyaç duyduğunuzu yine söylerseniz elimden geleni yapmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Taze ve iyi kahveyle kalın.